Şimdi şöyle gösterelim. Ben 3 parça yapacağım. Biraz bol etli istiyorum. Tek de olabilir. Ben yağlı bir antrikot tercih ettim. Siz arzu ediyorsanız büftek, bonfile de tercih edebilirsiniz. Ama kısa süreli tarifler için bence en iyi seçim antrikottan yana. Şöyle koyalım. Önce tavamı ısıtacağım. Bütün sosumuz burada başlayacak, burada bitecek. Ocağın yüksek ateşini tercih ediyoruz her zaman. Suyumuz zaten koymuştum, kaynıyor. Evet, şuradan tuz ve karabiber alalım. Şimdi bu aşamada normalde ben her zaman kekik de ekliyorum ama yeterince aromamız var. O yüzden sadece tuz ve karabiberle yetineceğim. Biraz da zeytinyağı alıyorum. Etiniz biraz kalınsa bunu bir gece önceden yapın. Zeytinyağının etin üst kısmına çıkana kadar doldurun ve bekletin. Yumuşaklığa inanamayacaksınız. Ben makarna haşlarken kendi yapmış et suyumdan yapmış olduğum mutlaka bir bardak içine koyuyorum. Bence bir kere deneyin. İyice kaynamasını istiyorum. Kapağı tekrar kapatalım. Tavaya son bir kontrol. Evet, hazırdır. En sevdiğim ses. Jos. Evet, etim olmak üzere bile ilk tarafı şöyle biraz hareket ettirelim. O arada mantarlarımla ilgileneyim ben. Zaten bunlar hazır, dediğim gibi bence baby mantar var mı var. Şu kafalarından küçük şöyle şekli bozuk olanları alacağım. Evet, şu şekilde doğramaya devam edelim. Tavanın altını hiç kapatmıyorum. Dediğim gibi aldım. Şu şekilde koyuyorum. 2 dakika bekleyebilirler. O arada buna biraz zeytinyağı ekleyeceğim. Burada dikkatli olun. Eğer azıcık dışarı yağ taşırırsanız yanar. Biraz zeytinyağı ekledim ve mantarlar gidiyor. Tava sıcak olduğu için ısınmasını beklememe gerek yok. Sesten de anladık. Şöyle sallayalım. Biraz alüminyum folyodan bahsetmiştim size. Şu şekilde üstünü kapatıyoruz. Kurumasını ve su kaybetmesini istemiyorum. 60 dereceye gönderiyorum. İşte bu kadar. Suyum kaynadı. Zaten tuzunu, baharatını, et suyunu koymuştum. Dediğim gibi dökmeyip saklarsanız da yarına nefis bir çorba yapabilirsiniz. Bol yumurtalı bir hamurdan ben çok severim. Şöyle koyalım. Hızlandırmak için kapağı kapatıyorum ama sakın unutmayın, taşar çünkü. Ben bu arada rendemi alıyorum. Evet, suyunu çeksin. Makarnayı sakın unutmayın. Tahmini pişme süresi 6 ile 8 dakika. O arada buraya bolca parmesan rendeleyelim. Hazır olsun. Tereyağım eridi. Evet, jos sesi geldi. Bir spatula ile iyice temizleyelim. Şu rendelediklerimizi atalım. Kıvamına göre. Bunlar tamamdır. Makarnamızı süzelim hemen. Bu aşamalarda dikkat edin. Tencere gerçekten çok sıcak. Sosum hazır. Kıvamı benim için oldukça uygun. Şimdi bunun altını kapatıyorum. Tencereye dökeceğim. Şöyle buluşturalım onları bir güzel. Bunları ince ince dilimleyeceğim. Şu şekilde dilimlerseniz mutlaka yakında iyi, etine güvendiğiniz bir kasap bulun. İlk önerim bu. Şöyle aç doyuran tabağımızı dolduralım ve doyalım. Şimdi kimi insan vardır, yaşamak için yer, kimi yemek için yaşar. Ben hangi grupta olduğumu henüz karar veremedim. Şimdi etlerimizi şu şekilde. Ben eti bol seviyorum. O yüzden bir yukarı doğru, bir aşağı doğru ikinci sırada diziyorum. Evet, makarna canavarları nasıl buldunuz bilmiyorum ama mutlaka deneyin. Bu aşamada en sevdiğim, biraz üzerine kar yağdırmak istiyorum. Şöyle rastgele. Tadına bakmadan önce unutuyordum neredeyse. Küçük bir sırrımız aramızda kalsın. Etin nefis aromasının içinde bulunduğu şu şekilde. Nefis bir alfredo soslu tortellini yaptık. Üzerine etler koyduk. Gerçekten nefis oldu.